Şimdi karşımızda bu ülkenin çok önemli değerlerinden, bu ülkenin çocuklara o kadar güzel dokunur ki arkadaşlar. Tekli olarak Muzaffer Yizgi'yi verelim, o büyük büyük yazarı verelim. Çocuklara dokunan, çocukların gözüne baktığı zaman çocukları mutlu eden Muzaffer İzgü'nün oğlu Şahin İzgü, o da bir resim öğretmeni, o da babasının yolunda bize bugün babasını anlatacak. Siz yazın. Şahin İzgü'ye de soracağım. Siz yazın, beraber paylaşalım. Ben açılışta gözyaşlarımı tutamadım. Mümkün olmadı bu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o olay da çok üzücü, çok can sıkıcıydı. Evet, Şahin İzgü merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Halk TV okuyucularına mutluluklar diliyorum. Halk TV okuyucularına dediniz. Ne güzel, Halk TV'nin izleyicisi hep okuyandır zaten. Evet, evet, güzel. Şimdi Muzaffer İzgü bu bizim hayatımıza öyle dokundu ki benim çocukluğum hep Ökkeşlerle geçti. İşte Zıkkım'ın Kökü, Deliye Her Gün Bayram, Dayak Birincisi, Gecekondu, hele Gecekondu. Bu kitap Gecekondu, Muzaffer İzgü'nün hayatını da anlatan bir kitaptır. Çünkü o Gecekondu'dan geldi, değil mi? Nasıl bir çocukluktan geçti babanız? Küçük yaşta ekmek parası kazanmak zorunda. Gece fırına gidip hamuru karıp sabahleyin de o ekmekleri satıp eline de aldığı birkaç sıcak ekmekle eve dönüyordu. Bu çok güzeldi. Ama görevi bitmiyordu. Akşam üzeri de darı satmaya, şeker satmaya gidiyordu. Ailesine katkıda bulunuyordu. Benim bu sofrada yediğim ekmek benim de katkım olmalı diyordu. Tek göz ev. Annesinin bir köşesi mutfak, bir köşesi yatak ve bir köşesi de kömür, de babasının top kömürlerden yaptığı, oyulmuş, üzerine çekilen battaniyeyle yorganla ısındıkları küçücük bir ev. Ama bu ev Adana'nın yağmuruna, seline nasıl dayanır? Ninem her sene başka bir köşeden pencere açtırdı. Bey derdi, buradan daha güzel güneş geliyor. Gecekondu, neresini tamir ederseniz edin. Dört direkle ayakta duran küçücük bir ev. Evet, peki çocukluğunu anlatıyor. Röportajlardan ben hatırlıyorum. Ben de izlemiştim. Bir yorganı üç kişi paylaşırdık diyor. Ve şimdi çocukluğunda... Altında maltız yanan bir soba bu. Isıttıktan sonra bir de babamın güzel bir tembel kedisi var. O da üşüyeni ısıtırmış. Yani hayvan sevgisi de var. Ama bir de bu hayvanın mırıltıları, arkadaşlığı, sessizliği, tembelliği de diyelim, sarılır yatarmış. Yani her şeyden bir ısı, her şeyden bir enerji alan bir Muzaffer İzgü var. Mutlu. O halde bile mutlu. Çocuklarla çok mutlu ve o tabii giyecek bir ceketi bile yok. Okula giderken babasının o büyük ceketiyle gidiyor. Evet efendim. Bir de ayakkabı olayı var. Babası onu da anlat. O Yemeni'yi de anlatın lütfen. Ve bir gün her gün okul çıkışında bir arkadaşının evine gidiyor ısınmak için. Ama bir gün arkadaşı evet diyor ki bugün diyor bize gelemeyeceksin diyor. Bugün kız kardeşimin nişanı var diyor. Siz anlatın. Efendim? Siz anlatın. Daha sonra tabii üzülüyor. Bu gece arkadaşıyla, annesinin ilgisiyle kalamıyor. Üzgün yağmurda bir halk evinin kütüphanesinin kapısını çalıyor. Korkarak giriyor. Oradaki görevli ıslandığını görüyor babamın. Önce ceketini alıyor, meşhur ceketi, kurutuyor. Babam diyor ki bu kitapları ben okuyabilir miyim? Tabii okuyabilirsin diyor, istediğini seç. Uzanıyor, ilk kitabı okuyor. Daha sonra bu kütüphane memuruyla arkadaş oluyor. Zıkkımın Kökü böyle başlar zaten, büyük bir eserdir. Daha sonra kitap okulda da başarılı, okudukça başarılı oluyor. Kitabın en iyi arkadaş olduğunu ve faydalarını çok görüyor. Yemeni'nin öyküsü nasıl? Ayakkabısı da çok
çok söz gerektiren acıdır. Bir ayakkabı neredeyse. Çok acıdır efendim. Babası ayakkabı alamadığı için bir nalın parçasına bu ayakkabıyı monte ediyor çivilerle. Tabii altı nalın üstü ayakkabı. Kayıyor bu. Babam yoklama defterini müfettiş ve müdür odasına bıraktığında bu nalın kayıyor efendim. Ta ötelere gidiyor. Müfettişin kahvesi falan devriliyor. Babam çok üzgün. Tamam oğlum çıkabilirsin diyor. Babam gene çıkamıyor. Ayakkabısını almadan gidemez ki. Beraber okul müdürü, müfettiş ayakkabıyı, bu nalın ayakkabıyı arayıp buluyorlar. Ayağına giydiriyorlar. Saçını okşuyorlar. Gene de mutlu oradan ayrılıyor. Şimdi tabii okumaya çok meraklı ve kütüphanenin o tadını alınca diyor ki ben küçüktüm 10 yaşında koca koca kitaplar okudum diyor, klasikleri okudum ama bir şey anlamadım. Ta o zaman kafasına koyuyor, çocukların da okuyacağı kitaplar olmalıdır diyor. Nasıl diyor çocuk doktoru varsa çocukları yazan bir yazar da olmalı diyerek yüreğini, gönlünü çocuklara adayan bir hayatı başlatıyor kendi iç dünyasında. Oraları biraz anlatır mısınız? Çocuğa baktığı zaman çocuğu tedavi eden bir... Evet. Yanıma bir balon aldım gördüğünüz gibi. Bizim evde balon hiç eksik olmaz. Muzaffer İzgün'ün balon öyküsü de çok özel bir öyküdür. Bir gün baloncu elindeki balonların bir kısmını kaçırıyor. Ağaçlara tutunuyor. Oğlum diyor şu balonları indirirsen sana bir balon veririm. Babam o incecik çırpı bacaklarıyla dallara tutunarak alıp geliyor balonları adama veriyor. Amca benim balonumu verir misin? Seninki oğlum en uçta diyor. Onu alırsın. Babam tekrar denemeye çalışıyor ama en uçtaki balonu tabii alamaz. Parkta oturuyor. Gelene geçene amca bu benim balonum. Amca bu benim balonum. Balon orada takılı kalıyor. Ertesi gün tekrar geliyor, balon sönmüş, yere düşmüş. Üzülüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir balon alacak veya onu ayıracak para yok. Ama bu balon her zaman çocukların en sevdiği güzel bir oyuncak diyeyim. Ya, yani bunlar inanılmaz, unutulmaz Muzaffer İzgü anekdotları. Onun yaşam standardını, yaşama bakışını, çocukları kucaklayışını o kadar iyi biliyoruz ki. Ben çocukluğumda hani hep anlatır ya Ökkeşler'de. Bu arada ben evet. Söylemeliyim. Ökkeş, benim hem amcamın adı Ökkeş hem de dayımın adı Ökkeş. Maraş'ta bu isim çok yaygındır. Toroslar'da, Adana'da çok yaygındır. Bir Adanalıdır Muzaffer İzgü'de. Adana'dan Neceverler çıkmış. Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller, Yılmaz Güneyler, Muzaffer İzgüler. Ve Muzaffer İzgü'nün hayatındaki çok önemli günlerden birisi, onun hayatının en önemli isimlerinden birisidir. Mustafa Kemal Atatürk Adana'ya geliyor, babası onu Atatürk'e götürüyor görmeye. Anlatır mısınız? Şimdi babasının sırtına çıkıyor, omuzuna kalabalığı yarıyor. Ve babası onu Atatürk seni görmeye geliyor cümlesiyle karşılıyor. O kadar uçuyor ki havalara. Baba, baba, baba. En öne geliyorlar. Ve uzaktan tabii el sallıyorlar. Ve çok mutlu oluyor. Her çocuk Atatürk'ü görmek şey isterdi. Bugün bizler bile. Ama babam buna sahip olmuş, görmüş, el sallamış. Hayatımda diyor öpücükler attığım tek insan diyor. İki ellerimle çılgınlar gibi bağırdım diyor. Babam bile şaşırdı diyor. Benden bu ses nasıl çıkar? Yaşa var ol Mustafa Kemal Paşa diye. Çok duyguludur. Günün Atatürk sevgisi yazabilir miyiz? Şimdi tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün Muzaffer İzgü'nün yanında, dünyasında yeri ayrı. Ama onun hayatında 3 isim var ki hiçbir zaman unutulmaz değil mi? Öncelikle zaten en başta eşi. Sonra 3 isim geliyor. Evet efendim, Rıfat Ilgaz Bey'i rahmetle anıyorum. Aziz Nasim Bey'i rahmetle anıyorum. Babam, bunlar Gülmece'nin üçlüsüydü. Ve en son babamı kaybettiğimde benim başım çok dik durdu. Yani üzüldüm. Bu artık hani kitaplar raflarda ne güzel yaşarlardı bu güzel insanlar. Okuyucularıyla diyalog kurarlardı. En son babamı da kaybedince dik durmak çok zor.
Dün bana gelen bir mesaj vardı. Onu okuyacağım. Serpil Balıkçı İzmir'den gönderiyor mesajı. Muzaffer İzgü ile tanışmış ve onunla uzun gece nöbetlerinde sohbet etme şansı yakalamış emekli bir hemşireyim. Eşi hanımefendi kliniğimizin özel odasında yattı bir süre. Hiç unutamadığım bir ayrıntıyı sizinle paylaşmak isterim. Muzaffer İzgü'yü anlamanız için bunu özellikle dinlemenizi istiyorum sevgili Alt TV izleyicileri. İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi fizik tedavi servis hemşiresiydim. O zamanlar Muzaffer Bey sabahları çok erken eşini görmeye gelir. Her geldiğinde elinde bir kırmızı gülle gelirdi. Eşine gösterdiği saygı ve sevgi için onu daha çok sevmiştik. Birçok hatırasının yanında bu benim için çok özeldi. Siz de bilin istedim diyerek Serpil Balıkçı göndermiş mesajı. Gerçekten de eşi gittikten sonra bu dünyadan herhalde o da hep gitmek istedi değil mi? Evet efendim. Nasıl biliriz Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Muzaffer İzgü ile Günsel öğretmen okulunda tanışmışlar. Bir duvar gazetesi çıkarmakta. Beraber çalışmışlar, kendi yazılarını duvarlara koymuşlar. Orada tanıştıkları şey benim bile dünyaya gelmeme sebep olmuş. Silvan, o kadar yoksul bir ilçe ki okulda önce annem babam Kürtçe öğrenip çocukları kazanıp daha sonra Türkçe öğretmek de çok mutludur. Kolay değil yani çocukların dilinden. Annem babam hiç öğüt vermezdi. Kendi yaşamından minik bir anekdotla konuya girerdi. İnsan etkilenir. Anne baba bunu yaşamışsa benim yaşamamam lazım. Anne baba bunu yaşamışsa benim bunu yaşamam lazım. O kadar güzeldi ki hayatımız hep böyle gülücüklerle, sevgiyle, mutlulukla geçti. Tabii annemi kaybettikten sonra babam daktilolarının üzerlerini örttü, televizyonun üzerine örttü, telefonun üzerine örttü. Dokunmak istemiyordu teknolojiye. Çok üzgündük ama yetmedi. Güzel bir torunum var. Yiğit. Onda dedi cevher gördüm Şahin. İşle bu çocuğu lütfen dedi. Şu anda Yiğit'in binlerce çocuk kitabı var. Ne bulursak alıyoruz. Hiçbir kitabın bir yaprağına bile kıymadı. Okuma yazma bilmiyor. Ama artık harfleri tanıyor, sayıları tanıyor. Dedenin kitaplarını özellikle araya karıştırıyoruz. Bu benim Muzaffer dedem. Bu benim Muzaffer dedem, heyecanlanıyor. Dede bunu oku, dede bunu oku. Hep yaşıyoruz, yaşıyoruz. Tüm çocukların evlerinde yaşadığını, Muzaffer İzgi ile olan yaşantılarını biz de yaşıyoruz. Ne kadar güzel bir olay. Evet, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki benim gözlerim nemleniyor. Muzaffer İzgi ile ben de büyüdüğüm için onun Ökkeş öyküleriyle sabah sesi hani anlatır ya, sabahın çayını karıştırır ya, o kaşığın bardağa değme sesi benim de hayatımda bir kalp borusu gibi olmuştur. Yani anneannem, dedem, onların köyüne giderdim ben yazın ve kışın. Kışın hele özellikle 15 tatilde onlar sabah uyanırlardı, beni uyandırmazlardı. Torunları gelmiş, uzaklardan gelmiş. Torunların uyandırmamak için çayı bile fazla gürültü yapmadan karıştırırlardı ama o ses benim kulağımdan asla gitmezdi. Ve o kitaplarda Muzaffer İzgü bunu anlatırdı. Bunu her şeyi anlatırdı. Hani Muzaffer Ökkeş İstanbul'a gelir ya, annesi soruyor, nerede babam diyor. Baban yıldıza gitti deyince Ökkeş korkuyor. Babası yıldızlara gitti, öldü diye üzülüyor. O kadar güzel anlatıyor ki. Yani ben mesela Ayşegül'ü hiç sevmezdim. Ayşegül çünkü ukalaydı. Ukala bir kız, bir kahramandı. Onu da okuyun derim ama ben Ökkeş'i daha çok severdim. Ökkeş ki 10. seride ancak denize girebildi, öyle değil mi? Evet, çalışmaktan bir hatırlıyorum kitapları. Tarladaki taşları tamizleyip tarıma açan bir çocuk. Otoparkta çalışıyor, oto yıkamacıda çalışıyor, işini severek yapıyor. Yani hiç kaytarma yok. Babam da aynı efendim. Güneş üzerine doğmamıştır babamın. 84 yaşında kaybettik. Güneş üzerine doğmamış, çalışkan bir insan.
rahmetli kanserli günlerinde 3.30'da kaldırdı bizi. Kalk Şahin, güneş doğuyor diye. Hakikaten güneşin ilk aydınlanmasını hep beraber görürdük. Hiç sevmezdi tembel insanları. Çalışmak, okumak, üretmek. Çok el aletlerimiz vardı. Öğrencileri onu çok sık arardı. Her zaman derdi, sınıflar dolusu öğrencim yazar oldu, şair oldu Şahin. Bir tanesi de Mehmet Genç. En son yazdığı kitapta sınıf öğretmeni Muzaffer İzgü. Herkes her konuda ürettiğini fışkıra fışkıra yansıtıyor. Ne kadar güzel. Demek ki babam bir buğday tarlasında bir başak ve buğday tarlasında ürün veren bir insan. Ne güzel anlatıyorsunuz. Ertaş Bey diyor ki, mesajlardan birkaç tanesini okumak istiyorum. Muzaffer İzgün'ün Ökkeş karakteriyle büyüdük. En iyi arkadaşımızdı Ökkeş bizim diyor. Hakikaten de öyleydi. Benim en iyi arkadaşımdı. Yani onu okuyan o kadar mesaj geliyor ki, o mesajlar içerisinde Ökkeş'e sanki bir saygı duruşu var. Ökkeş'e saygı duruşu tabii ki Muzaffer Bey'e bir saygı duruşudur. Muzaffer İzgü Adana'da Atatürk'ü babasının omuzunda izlerken Atatürk'ün bir sözü benim aklımda hep kaldı diyor. Biraz önce altını çizdiniz. Çok çalışacağız diyor arkadaşlar Atatürk. İşte onu felsefe yapmış kendisine Muzaffer İzgü. Hepimiz çok çalışmalıyız, çok okumalıyız. Çocuklarımız okursa inanın o kadar heyecanla söylüyorum ki çocuğu okuyan toplumlar geleceğini garanti altına alır. Eğitime önem veririz. Hiçbir şeyle meşgul olmayın. İnanın hiçbir şeyle meşgul olmayın. 29 Ekim, dün 29 Mayıs İstanbul'un fethinin kurtuluş yıl dönümüydü. Fatih Sultan Mehmet'i anlamak istiyorsanız görkemli törenlerle, yok biz şöyle yaptık, yok böyle yaptık, şöyle öyle anmayın. Fatih Sultan Mehmet'i anmak demek, Fatih Sultan Mehmet Fakir Baykurt'un kitabında Eşekçi Kütüphane'de diyor ki, Eşekli Kütüphaneci'de Fatih Sultan Mehmet'i anlamak için şu sözünü anlamak gerekir. Bir şehri üç şey yapar diyor. Kütüphane, hamam ve kanalizasyon. Ama en başa kütüphaneyi koyuyor. Kütüphane diyoruz, kütüphane. Çıkıp siyasilerin tamamı kitaplardan bahsetsinler, kitapları konuşsunlar. Bırakın birbirinize laf çakmayı, bırakın bayramı bayramdan bir gün önce siyaset yapmayın be. Yapmayın be, kitaplardan bahsedin. Büyük bir kütüphane kuruldu Ankara'ya, külliyeye. Ondan bahsedin. Çok güzel bir iş, tebrik ediyoruz. Bravo, müthiş bir iş. O kitaplardan bahsedilsin değil mi? Muzaffer İzgü tabii ki acılar da yaşadı değil mi? Cezaevine de girdi. Evet, oğlum dedi, kitapları dedi yakmak istemiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? İnanın kitapları duvara tek sıra dizdim. Daha sonra üzerine duvar kağıdıyla kapladım. Önüne de tahtaları yığdım. Ondan sonra sıkı yönetimler falan filanlar geçti. Oğlum dedi, artık kitaplığın boş, kitaplarımı getirir misin? Hadi baba gidip alalım dedi. Gittik ama babam kitapları bulamıyor. Oğlum nereye koydun, nasıl sakın? Baba hiçbir şey yapmadım. Duvarın kenarına çok güzelce dizdim. Önüne de dedim duvar kağıdını koydum. Önüne de birkaç tahtayı koydum. Bizim bu tahtalığımız, yani kışlık yakacağımız odunların arkası tamamen kitap. Bir kitabı bile yakamadık. Kitap bizim için çok kıymetli. Babamın kolilerde kalan eşyalarını Seferihisar'daki kütüphanemde açtığım zaman baş parmağım kendini kaybetti. 6500 kitabı, 4000 eseri, kendinden bahseden dergileri dizerken parmağımı kaybetmişim. Tutuyor ama artık maşa gibi. Tabii şimdi düzeldi. Kitap çok önemli. O kitapları tutmak, içinde babam olan kitapları tutmak, arkadaşlarım olan kitapları, dostları olan kitapları tutmak o kadar büyük mutluluk ki. Kitap. Kitap çok önemli. Şimdi zıkkımın kökü burada. Bakın bu kitap sevgili izleyiciler, bir dönem isimsiz bir ihbar üzerine yasaklandı, biliyor musunuz bu kitap? Ve o kitap yasaklanınca bir velinin konuyla ilgili şikayetini değerlendiren Osman Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kaymakamlık oluruyla komisyon oluşturarak kitabı yasaklamıştı. Muzaffer İzgi o yasağı nasıl anlatıyor biliyor musunuz?
Baskılı dönemlerde böyle yavaş yavaş ucundan kıyısından kitap falan yasaklamaya başlarlar ki büyük yasakları da arkasından hemen getirelim diye. Kenan Evren zamanında da bir çocuk kitabım ekmek parası ki şimdi herhalde 20-22. baskıda o kitap ve eğer bunu öykü yapıp dünya yarışmalarına gönderseydim birincilik verirlerdi bana diyor. Niye biliyor musunuz diyor Muzaffer İzgü. Çünkü ısmarlayan Kültür Bakanlığı, ısmarlayan devlet, yasaklayan yine devlet. Yasaklar, yasaklar, yasaklar. İsimsiz bir ihbar yine. Nereden nereye diyeceğim. Evet, diyor ki Muzaffer İzgü, baskılara başlamışsa bir iktidar artık gidecek demektir. Bu tam bir faşizm. Faşizmin yapacağı şeylerdir diyor. Yani kitapları yasaklamak faşizmin ta kendisidir. Böylesi Hitler zamanında, Mussolini zamanında olmuştu. 12 Eylül dönemini işte böylesine sert bir dille eleştiriyor Muzaffer İzgü. Değil mi? Evet efendim. 12 Eylül'de bütün bu liderlere babam birer kitap yazdı. En son yazdığı da hamdolsun açızdı yani. Ya da çapulcu musun vay vay. Ya ders almak lazım. Her kitap yani okumak da lazım. Bu eğer bu kitap beni eleştiriyorsa bir okuyayım, kendime çeki düzen vereyim. Nerede, nerede? Çocuklar bile yemek yemeyi Muzaffer İzgü'nün anneanne serisinde öğrendi. Hiç öğüt vermek yok. Ben bu yemeği yiyorum, ben bu çiçeği seviyorum, ben bu doğayı koruyorum. Çocuklar bunları istiyor zaten. Piknikte bir görev almak ister çocuklar. Yıllarca babamın bize uyguladığı, piknik yerinden ayrılmadan çöp torbası elimde bütün çöplerimizi topladık. Doğayı kirletmedik. Bugün doğa kirlettiğimiz için bu korona belası başımızda. Bu kadar yoksunluklar çekiyoruz. Vıcık vıcık olmamalıyız. Mesafemizi korumalıyız. Neler kitabında her şey var. Her şey. Herkes bir ders çıkarabilir, mutlu olabilir. Bir de ağlatmamayı düşünüyordu çocukları. Güldürmeyi, düşündürmeyi. Eğer bir çocuk düşünürse sürünün koyunu olmaz. Düşünür, soru sorar. O çocuk artık birey olmuştur. Hep bunu savunurdu. Dünyasında çok başka bir yerdeydi. Zaten boşuna söylemiyor. Çocuk okuru olmayan bir toplumun yetişkin okuru olmaz. Önce çocuklar okuyacak. Okuyan çocuklar yetişkin bireyler olarak bu koridorlarda yaşarken, bu dünyada yaşarken topluma da, kendisine de, çevresine de mutlak olarak büyük katkılar sağlarlar. Ama çocukların gözünün içine baktığı zaman bile sanki onları tedavi eden bir babam var demiştiniz bana programdan önce konuşurken. Evet, nice sağlıksız çocuklar anne babanın elinde böyle titrek gelirler. Bir kitap okuduktan sonra aynı çocuk bir gürbüz çocuk haline gelirdi. Yaşam zevkini, anne babayı üzmemeyi, toplumu üzmemeyi, yaramazlık yapmamayı. Zaten bizde yaramazlık yok, hiperaktif diyoruz. Yok, çocuktan bir eser kalmıyor. 3-4 kitap onu artık birey yolculuğuna çıkarıyor. Bu çok önemliydi. Nasihat nedir nasihat veya da öğüt? Bu yemek yenilecek, anneanne çorbası yenilecek, anneanne kahvaltısı yenilecek. Beraber yiyoruz, beraber çiçek dikilecek, bahçeye çapalanacak. Bunlar hayatın güzel yanları. Bahçesi olmayanlar saksıda, pencere önünde güzel çiçekler yetiştirecek. Bayrak sevgisi olacak, Atatürk sevgisi olacak. Hep bunlar kitapta mini mini işleyişlerle çocuklara verildi. Çocuklar zaten babamı yönlendiriyordu. Her imza gününde yüzümü silmeden geldim derdi bize. Salya sümük öperlermiş. Mutluydu yani yüzündeki öpücüklerden. O çocukların minik ellerini tutmaktan, kitapların üzerine çıkarak Muzaffer İzgü ile kucaklaşmak her yazara nasip olmaz. Çok çalışmak gerekir yazar arkadaşlarımızın, çok. Çocuklara eğilmek gerekir. Çocukların karşısında mutlu olmak gerekir, güler yüzle. Çok sıkıntıları vardı ama hiç bunları göstermezdi. Biz bir de yazar çocukları anne babadan yoksun yetişiyoruz. O okuyucularına eser yetiştirirken biz babamızı daktilo sesinin bitmesini bekliyorduk. Odasına kahvesini, çayını götürmek için.
O da sıcakta kan ter içinde çıkıyor. Bitti diyordu. Önümüze bir dosya koyuyordu. O kadar mutlu oluyorduk ki. O da bir eser. İşte bugün ben bunların değerini çok iyi anlıyorum. Babasız geçirdiğim saatlerin şimdi dostlarla, Halk TV izleyicileriyle kucaklaşmanın mutluluğunu şu anda yaşıyorum. Çok teşekkür ederim sizlere. Serhan Bey, siz de vesile oldunuz. Çok mutluyum efendim. Teşekkür ederim. Halk TV ailesi bu konuda çok hassas. Eğitim, sanat, kültür, edebiyat konusunda çok hassas, yani hele yeni yönetim bu konuda çok yani büyük destek veriyor hepimize. Onun için onlara teşekkür edelim bence. Ve biz de size teşekkür ediyoruz. Muzaffer İzgü'yü en güzel çocuğu anlatır. Çünkü onun kokusunu almıştır Şahin İzgü. Babası bir edebiyatçıydı, oğlu da bir resim öğretmeni. Arkada yaptığınız fotoğraf var değil mi? Babam yok, Kadir İncesu'ya ait bir fotoğraf efendim. Ben de yapıyorum babamın resimlerini. Daha sonra çocuklarla sergileriz efendim. Ben sanattan hiç kopamayan bir insanım. Müzik öğretmeniyim, resmi de çok seviyorum, yapıyorum. Evet, ne güzel. Şimdi Hüsnü Soydan diyor ki, sandalyeye öyle kilitlendim ki mutfağa çay almaya gidemiyorum. Televizyonu mutfağa mı taşısam? Vallahi ne yaparsanız bilmiyorum ama çayı sonra da içersiniz. Ara verdiğimiz zaman içersiniz ama bence şu keyifli sohbeti, Muzaffer İzgü'yü anlattığımız şu sohbeti, anlatılan şu sohbeti, Muzaffer İzgü'nün anlatıldığı şu sohbeti sakın kaçırmayın derim. Ekran başına yeni oturanlar olabilir. Bu ülkenin en önemli değerlerinden birisi. Çocuklara sevgiyle bakan, çocuklarına kalbini sevgiyle yollayan büyük bir insandan bahsediyoruz. Muzaffer İzgü geçti bu dünyadan. Ne şanslı çocuklarız ki biz onun kitaplarıyla büyüdük. Eğer o çocukla evinizde, yanınızda, yanı başınızda uyumakta olan çocuğunuz varsa aklınızdan çıkarmayın. Ne olur Muzaffer İzgü'nün kitaplarını çocuklarınıza okutun. Çok sevecekler Muzaffer İzgü'yü. Peki, yani Muzaffer İzgü'nün kitapları içerisinde o kadar çok kitaplar var ki. Şimdi ben hangisini saysam? İçimde çiçekler açınca diyen bir adam var karşımızda. Doğayı da, tabiatı da, çocukları da çok seven birisi değil mi? Evet, bilhassa çocukları, hadi çocuklar özgür de gençlere yapılan baskıları çok üzülürdü. İçimde çiçekler açarken derken bir genç kızı dinleyin, bir genç delikanlıyı dinleyin, ufkunu açın, yardımcı olun derdi. Çocuk okurundan sonra gençlik okuru başladı. Ömrü yetseydi gençler için de çok kitap yazacaktı. Yarım kalmış eserleri var, radyo tiyatroları var. Artık biz onlarla devam etmeliyiz. Ben yayıncılardan çok şey bekliyorum ve bunları sizlere açıyorum. Hiç böyle bir maddi bir isteğim yok. Yeter ki bu oyunları oynayalım, bu oyunlardan ders çıkaralım, topluma hizmet edelim. Sanat en büyüktür, sanat aşktır. Ben oğlu olarak açığım bu konuda. Bütün değerli sanatçıları bekliyorum. Elbette ki. Şimdi sanat dediniz. Şimdi bütün dünyada, bütün Avrupa ülkelerinde sanat konusunda, korona günlerinde sanatçılara müthiş bir dayanışma örneği, sanatçılarla müthiş bir dayanışma örneği sergilendi. Almanya paket üstüne paket açıkladı. 50 milyar eurolar sanat için, tiyatro perdeler kapanacak ama tiyatrocular aç kalmayacak, sanatçılar aç kalmayacak dediler. Bizden de ben bunu istiyorum. Gerçekten de konuşuyorum bu programı yapmak için. Bütün sanat camiasıyla hafta içi telefonla konuşuyorum. Programıma konuk etmek için. Hepsi dertli, hepsi sıkıntılı. Devlet bunlara sahip çıkmalı. Sanatçıya sahip çıkılmalı. AVM'den önce sanatçıya sahip çıkılmalı. Bugün biraz böyle öfkeli olabilirim. AVM'den öncedir sanat. AVM'de dönen paradan daha önemlidir sanat. Tiyatro perdesi daha önemlidir. Opera daha önemlidir. Bale daha önemlidir. Müzik daha önemlidir. Sinema daha önemlidir. Kafa yorulması gereken alan sanattır. Şimdi sanat diyorsunuz. Tabii ki sanattan besleniyoruz biz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuştur diyen bir Mustafa Kemal Atatürk'ün torunlarıyız. Çocuklarıyız biz. Sanata değer vermeliyiz. AVM'den önce sanat demeliyiz. Yani belki de bunu gürültülü bir şekilde söylersem yetkililerimizin kulağına gider. Sanatçılar, bir sürü müzisyen arkadaşlarımız var. Sesçisi var, ışıkçısı var. Perişan haldeler şu anda.
Bunlara sahip çıkılmalı. Aydınlatanlar bunlar o toplumu. Sokrates 4. yüzyılda yargılanırken diyor ki, Atina yönetiminin benimle bir sıkıntısı yok, benim aklımla bir sıkıntısı yok, benim aklımın yayılmasıyla sıkıntısı var diyor. Aklı yayan sanattır, edebiyattır, felsefedir. Onun için özür diliyorum, sözünüzü kestim. Bütün sabahlarım senin olsun. Gençlik için yazdığı bir roman Muzaffer İzgün'ün. Yani gençlere, çocuklara, yetişkinlere yetişmeye çalışan büyük bir karakter Muzaffer İzgün. Gençleri çok severdi. Yani en çok bu sıkı yönetimlerde bugün bile gençler çok üzülüyor. Gençler sıkıntı çekiliyor. Ne olur diyorum gençleri üzmeyin. Gençleri, doğayı, tabiatı üzmeyin. Gençler bizim geleceğimiz. Atatürk bile gençliğe emanet etti. Hiç kimseye değil. Aydın olun dedi, aydınlık olun. Gençlerimiz çok kıymetli. Çok seviyorum gençleri, genç arkadaşlarımı. Sezer Kalafat'ın mesajı diyor ki Şahin Bey, Serhan Bey, Şahin Bey ne güzel konuşuyor, ne güzel anlatıyor. Benim kızım şu an 25 yaşında. Muzaffer İzgün'ün kitaplarıyla, anneanne çorbasıyla büyüdü. Geçmişe gittik, çok duygulandık. Gözlerimiz nemlendi, iyi ki varsınız diyor. Vallahi benim de gözlerim sabahtan beri nemli bir halde program yapıyorum. Ama insanın doğal olması kadar önemli bir şey yoktur. Yayıncıyız, çok daha sağlam durmamız gerekiyor ama bize okuyun, sanatı öven, okumayı öven, okumayı anlatan bir Muzaffer İzgü'yü oğlu o kadar güzel anlatıyor ki bence evde siz de rahat rahat gözyaşı dökün, hüzünlenin, kederlenin. Daha güzel günleri göreceğiz. Mutlaka umutlu olmanın da gerekliliğini anlatmamız gerekiyor bu programda. Öyle değil mi Şahin Bey? Muzaffer İzgü de olsaydı umudu aşılardı değil mi bize şu anda da? Hiç kaybetmedi. Kanserli günlerinde, son günlerinde bile ışıkla, günaydın, sevgiyle gelirdi. Biliyordu birkaç gün sonra bile öleceğini. Ama bize hep umut aşıkladı. Torunlarıyla, kitapları, ben şu anda efendim müze evde yaşıyorum. Babamın evinde kalıyorum. Onun ışığını hiç söndürmedim. Balonlarını hiç söndürmedim. Kitaplarını okşuyorum, resimlerini. Ben bir odadan gece 3.30'da çıkıyorum. Anılara dalıyoruz. Çok yazmak istediğim kitaplar var. Şu günleri atlatalım, yayın evlerimiz güçlensin. Muzaffer İzgü'yü çok anlatacağız. Bugün Sayın Serhan Bey, siz ne güzel bir iş yaptınız. Bu değerli insanı tekrar yaşattınız. Anılardan silmediniz. Halk TV izleyicileri de unutmadı. Bu çok güzel mutluluk. Yaşım 67. Daha ne kadar yaşarım bilmiyorum ama Muzaffer İzgü yaşayacak. Kesinlikle. Yani Hallacı Mansur'u öldürenler kim belli mi? Bilinmiyor. Onları yok edenler belli mi? İşte Berlin'de Adolf Hitler kitapları yakmaya karar veriyor. Bertolt Brecht'lerin kitaplarını, Stefan Zweig'lerin kitaplarını yakıyor. Yakmaya karar veriyor. Berlin'de. O meydanda tam o kitaplar ateşi yakıldığı an ne oluyor biliyor musunuz Şahin Bey? Bunu hep anlatmak istiyorum. Gök gürültüsüyle büyük bir yağmur yağıyor. Yakamıyorlar, saatlerce yakamıyorlar o kitapları. O kitapları Adolf Hitler zihniyeti, onun faşist subayları yakamıyor işte. Allah da o kitapların okunmasını istiyor. Yani de zaten Allah'ın oku. Bizim kitabımızın ilk emridir oku ama bu dünyada en az okuyan ülkeyiz neredeyse. Nasıl oluyor bilmiyorum. Yani okumalıyız, okumalıyız, okumalıyız. İşte biz Halk TV ailesi olarak bütün emekçi kardeşlerimiz en üst yönetimle birlikte bu konuda bu duyarlılığı, bu hassasiyeti ortaya koyuyoruz. Kitap okuyacağız. Kitap okuyan toplumlar aydınlanır. Kitap okuyan çocuklar geleceğimize daha umutla bakmamıza destek olurlar. Peki Muzaffer İzgün'ün şunu öğrenmek istiyorum, hep merak ederim. Kimlerdi en iyi arkadaşları edebiyatçılardan? Vallahi İzmirli Hüseyin Yurttaş, Hidayet Karakuş,
hiç bunlardan ayrılmazdı ve onlarsız imza günlere gitmezdi. Öyle tek çağırma falan babam kesinlikle kabul etmezdi. Benim bir grubum var, bir arkadaşım var, çocukların bu yüzleri görmeleri, bu kitapları imzalamaları, ben diyen bir babam değildi, biz diyen bir insandı. Bu da çok hoşuma giderdi. Örneğin son öğrencisi Mehmet Genç o kitabı yazmak için günlerini verdi. Adı da ilkokul öğretmenim Muzaffer İzgü. Ne kadar güzel. Yani ilkokuldan başlayan şey, arkadaşları Rıfat Ilgaz Bey'i çok severdi, rahmetli. Onunla imza günlerinde buluşmayı çok severdi. İmza günleri bir tapınak gibiydi. Giderlerdi orada, yok okuyucuları görmez. Düşünün, bir yazar o incecik parmaklarıyla binlerce kitap imzalıyor. Bu yapılacak bir iş değil. Okuyucuların tek tek dinliyor. Kimi sevdiğini söylüyor, kimi çocuğumun kulağını çeker misiniz diyor. Kitabın kulağı çekilmez, çocuğun kulağı çekilmez. Kitabı verirsin, o kendi çeker, çocukları düze çıkarır. Çocuklardan niye bu kadar şikayetçiyiz ki? Onlar bir tane, bir tane. Torunum var, sabırla bekliyorum gelsin, benimle vakit geçirsin diye. Yiğit büyük bir insan. Örnek olacak. İnşallah Muzaffer İzgü'nün yolunda çok iyi yetiştireceğiz. Muzaffer İzgü doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti. Ama hiçbir zaman unutulmayacak. Memduh Bey diyor ki, bize haftada iki gün insan okutuyorsunuz. Halk TV, var olun, sağ olun. Işık Hanım göndermiş. Işık Baykurt, Fakir Baykurt'un kızı. Bu programa konuk da olmuştu. Işık ablaya selam olsun, iyi yayınlar, güzel bir program olsun, kolay gelsin diyor. Biz de Işık ablaya selam gönderiyoruz. Fakir Baykurt da herhalde babanızla dostluğu olan birisiydi değil mi? Evet efendim, ben Fakir Baykurt'u tanımak çok isterdim. Ancak imza günlerinde babam gelirdi. Onun ağzından çıkan her kelimeyi dinlerdim, not alırdım. Babamın yazar arkadaşları... Ve çocuklarını da merak ederdim. Aynı benim gibi. Babasını özleyen, babasını göremeyen ama babası edebiyatçı, babası anlatmış. Bizleri de ara sıra anlatırdı. Babamın birçok kitabının isim yazarı da benim. Ankara'ya gideceğim. Cebimde para, tabii cüzdan yok o devirde. Herkes sağdan soldan para da istediği günler var okulda veya yurtlarda. Benim... Affedersiniz, iş çamaşırımda bir cep vardı. Oraya parayı koyardık. Babam yoklardı, param var mı oğlum, var. İşte donumdaki para buradan çıktı. O kitap da burada, donumdaki para kitabı da burada. Yani Muzaffer İzgü ne yazdıysa okuyun, ne olursunuz, ne olursunuz yalvarıyorum. Okuyalım, Muzaffer İzgü'yü okuyalım. Nilgün Özcan diyor ki, günaydın evladım. Evet, ben hepinizin evladıyım. Konuklarımı aradığımda beni tanıyor musunuz diyerek geçen hafta aradım işte. Azime ablayı aradım. Azime Korkmazgil, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eşi. Merhaba, ben Serhan Asker dedim. Evladım, sen her hafta benim evimde misafirsin dedi. İşte Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, artık babamın bir evladı da sensin dedi. Anneme dedim ki, anne bak görüyorsun, anlatıyorum sana da, Türkiye'nin evladı olmaya doğru gidiyorum diyor. Annem dedi ki, biz de seni onun için öyle yetiştirdik zaten. Türkiye'ye faydalı ol, ülkeye faydalı ol diye. Herkes ülkeye faydalı olursa ülke çok çok iyi yerlere gelir. Bunu mutlaka aklımızdan çıkarmayalım. Yine Aysel Hanım diyor ki, çok güzel, sizi ve Halk TV'yi kutluyorum diyor. Beraber bir dayanışma sergiliyoruz aslında. Siz bizi izledikçe biz de daha güçlü olacağız. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şahin Bey, şimdi babanızın şu özelliğini ben altını çizerek bir kez daha izleyiciye aktarmak istiyorum. Sonra siz anlatın lütfen. Diyor ki Muzaffer İzgü, ben bütün yapıtlarımda, hele çocuk yapıtlarımda paylaşmayı, Atatürk devrimlerine sahip çıkmayı, güçsüzden yana olmayı, emeğe saygı duymayı, emek üretmeyi, doğayı sevmeyi, doğayı korumayı, hayvanlarla kucaklaşmayı, bunları verdim ben çocuklara diyor. Biz de çocuklardan başka ne isteyebiliriz ki, değil mi? Evet, babam eller beynin dışarı olan uzantısı derdi. Ellerinize aldığınız her şey güzel. Çirkin bir şeyi elimize almayız zaten. Sarıldığımız her şey de çok güzel. Gene ellerimizle.
gözlerimiz, duyu organlarımızı doğru kullandığımızda ne kadar güzel. Bunları insan için, doğa için kullandığımızda ne güzel. İnanın evimde köpek, kedi besleyemiyorum. Çok seviyorum. Bir yaralı eşeğin başında 4-5 saat beklediğim oldu veteriner gelsin diye. Sonunda kamyonetim vardı o zaman. Yükledim, veterinere götürdüm. O hayvan iyileşti mi diye de sık sık telefon ettim. Masrafını da karşıladım. İnsan bırakamıyor. O kadar güzel gözlüydü ki hayvan. Bana güzel gözleriyle bakıyordu. Bana şifa kazandırdığını sağ ol der gibi. Yani doğadan kopamıyorsunuz. Bir çiçeği koparamıyorsunuz. Basmamak için karıncaya atlıyorsunuz. Babam hep bunları açıklardı. Yaptığın eseri görelim derdi çocuklara. Neler yapıyorsun? Çocuk başlardı anlatmaya. Babamın peki o çocuğu dinleyecek bazen de vakti olmuyor. Sonuna kadar da gene dinlerdi. Kulağı bir kulağı onda, bir kulağı da o günkü düşüncelerinde. Çocuk sonunda derdi. Öğretmenim teşekkür ederim. Benim aile sorunlarım vardı. Bunu da başaracağım, bunu da atlatacağım. İnanın çocuk esirgeme kurumu gibi davranırdı. Zengin patronlardan aldığı elbiseleri aynı kumaş olmamak şartıyla hademeyle bayramdan önce evlerine tek tek çocuklar da provaya ayrı ayrı saatlerde girerdi. Kaldığı okullarda çok yardım etti. Yoksula çok önem verirdi ama onuruyla oynamadan, gururuyla oynamadan. Çok kişiye yardım yapardı ama hiç haberleri olmazdı. Bir hastaneye giderdi. Yüzlerce çocuğun burs parasının takviyesini yapardı. Çocuklar da paylaşırmış. Babam bir çocuğa bir maddi yardımda bulunurken kız derse bunu paylaşıyorum. Babam biraz daha üzülürdü. Bak benim bir yardımımı bu kız 3'e 4'e bölerek paylaşıyor. Gençleri niye sevmesin? Çocukları niye sevmesin? Çocuklar anlatarak sorunlarını çözüyor. Gençler mücadele vererek sorunlarını çözüyor. Bir yazardan güç alıyor. Çok uğraştı bu ülke için. İnanın kitapları 4-5 milyon sattı. Az değil. Her evde var. Her ya, evde var. İnanıyorum. Okumak istedikten sonra her evde kitabı var. Evet. Nermin Hanım diyor ki ne desem bilemedim. 80'lerde kitapların yasak olduğu zamanda topraklara gömdük biz de. Kıyamamıştık yakmaya. Gizli gizli okurduk maalesef. Evet, bu ülke bu 12 Eylül faşizmini de yaşadı. O faşizmin, o cuntanın, askeri cuntanın bütün olumsuzluklarını satır satır altını çizerek anlatmakta fayda var. İzleyiciden böyle mesajlar gelince de daha da keyifli bir şekilde o dönemi lanetliyorum. Teşekkür ediyorum gelen mesajlara. Şimdi babanızın şöyle bir özelliği var. Babanız bir artık köy enstitüsünde okumak istiyor ama mahallede Adana'da yaşadığı için köyde yaşamıyor ve gidiyor bir muhtarı ayarlıyor. Gerisini siz anlatın. Babası karşı çıkacak. Muhtarı da ayarlıyor. Ondan sonra evrak da geliyor. Babası diyor ki hayır oğlum. Sen bir köylü çocuğun hakkını yiyemezsin. Ben seni okuturum diyor. Çok üzgün, oyalanıyor, kayıt zamanı geçiyor. Diyarbakır Öğretmen Okulu'na kaydı geliyor aylar sonra. Ondan sonra biraz para biriktirmiş. Babam yeteneği çok olan bir insandı. Elektrikçilik yapmış, güzel paralar kazanmış, takım elbisesini almış. Babasına vermiş, bana baba ara sıra gönder. Diyarbakır Öğretmen Okulu'ndan ona davetiye mektubu geliyor. Gidiyor kaydoluyor. Ama okul köy enstitüsü kapatılmış ama bütün öğretmenleri köy enstitüsü öğretmeni adı Diyarbakır Öğretmen Okulu. Etkisi çok. Dünyaca ünlü Gürer Aykal'ın babasının orada müzik öğretmeni olduğunu annem anlattı. Marşlar, şunlar bunlar bizim ev coşardı. Hep Gürer Aykal'ın rahmetli babasının öğrettiği şarkılar. Yani Diyarbakır'da bir ekol. Diyarbakır'da yaşamak da zor. Bu şeyi çalışkanlığıyla, başarısıyla kanıtlamış. Daha sonra Silvan'a tayin olmuş. Stajyer öğretmen olarak da annemi almış yanına. Ben Diyarbakır Silvan doğumluyum. Çok mutluyum o yöreyi de tanıma. Eşim muhterem Üzgü de Siirtli. Ben coğrafyayı severek koşturdum. Siirt'te 3 yıl çalışırsın devlet dedi. Ben 5 yıl çalıştım. Çok değerli bir ailesi var. Siirtliler de çok iyi insanlar. Giderken ben ne yapacağım bu şehirde derken dönerken çok ağladım. Ağladım. Kamyoncu şaşırdı. O kayınvalidemin yaptığı tavukları yerken çıtır pıtır ben hep ağladım.
Konya'da falan kendime geldim. Orada da bir anım var. Televizyonda, gece televizyonda video koymuşlar. Babamın filmi oynuyor dedim bir adama. Adam da küfür etti bana. Hadi lan dedi. Böyle meşhur adamın oğlu olup da bir kahvenin köşesinde bu babamın filmi diyorsunuz. Kimse inanmıyor. Halime bakıyor, bana bakıyor, inanmıyor. Bu da güzel bir anıydı. Ayrılmayın Şahin Bey. 11'de tekrar program devam edecek. Siz de bir 10 dakika daha olalım. Sonra Onur Akın'la birlikte olacağız. Programı o 12 bloğuna kadar Onur Akın'la gideceğiz. İstanbul'u söyleyecek. Vedat Türkali'nin o güzel şiirini. Sadece o şiiri değil. Onur Akın onlarca şiiri besteledi şairlerimizin. O şiirlere ayrı bir hava verdi. Ayrı bir canlanma kattı. Nur Hanım diyor ki Serhan Bey tüylerimiz diken diken izliyoruz. Zıkkımın kökü yıllar önce okumuştum ve bugün gibi hayatım canlandı diyor. Muhteşem işler yapıyor Halk TV. Bu dönemde bize tedavi gibi geliyorsunuz diyor. Halk TV'ye teşekkür ediyor. Yine Türkan Dinçer, bugün yine evimdeyim ve yine Sinop puslu olmasına rağmen Halk TV bütün Sinop'a güneş açtırdı. Sinop'a selam olsun diyelim biz. Şimdi Atilla Sertel de İzmirlidir, İzmir milletvekilidir. Şahin, evet. İzgü çok kıymetli, Muzaffer İzgü'nün gerçek oğlu. Onu çok güzel anlatıyor. Sevgili büyüğümüz, bana da evladım. Muzaffer İzgü, Atilla Sertel'e söylüyor, İzmir milletvekili CHP. Oğlum diye seslendi ve çok mutlu ederdi. İzmir'de yaşayan çok sayıda sanatçı, gazeteci, şair, yazar onun evlatlarıydı. İçinde 100 yıldır tiyatro oynayan Bademler'de onun oyunu sergilendi. En son onu seyretmiştik. Size gönülden teşekkürler diyor. Biz Atilla Bey'e ve bizi izleyen, mesaj yazan herkese teşekkür ediyoruz. Program devam ediyor. Şahin Bey ikinci bölümde de bizlerle birlikte olacak. O kadar güzel mesajlar geliyor ki, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ben de keyifle dinliyorum. Duygu sahnağını ben de yaşıyorum. Bizi izleyen Halk TV izleyicisi de yaşıyor. Kısa bir ara veriyoruz ama aradan önce yarın bizde kim olacak? Onu sevgili Kutay'cığım, onu bir verebilir miyiz? Yarın bizler kimi anacağız? Halk TV'de yer demir gök bakır diyeceğiz. Ekin idik olduk harman diyeceğiz. Onu izleyelim, bu bölümü noktalayalım. İkinci bölümde birlikte olacağız.